Ebru Yaşar da diyor ki ben doğru mu anlıyorum? Zaten gerçek dost değillerdi mi? Diyor. Ne oluyor? Beklenen son diyor. Ya Demet'in böyle bir durumu var. Yani vefasız mı? Şöyle. Çok sıkı dost olur. En kötü gününde yanında da olur. Ama en ufak bir şeyde de arkasına bakmadan gider. Yani böyle bir durumu var hani açık konuşmak gerekirse. Ve Seren'in kırıldığı nokta... Böyle bir şey. Yani o hepimizin başına gelmiştir. Ben yani şu an çevrem benim çok kısıtlı. Ben herkesi alamıyorum artık. Yani herkese dostluk kuramıyorum. O yüzden çok sıkı görüşmüyorum kimseyle ama Seren bence çok şöyle haklı. Düşünsene o avukat yüzünden bir sıkıntı yaşamışsın ve her gün beraber olduğun çok yakınlarda hepimiz görüyorduk. O avukatı tutması hani kırgınlık sebebi. Haklı. Onda sonuna kadar haklı. Zaten Demet de bunu kabul ediyor. Eğer birisi birine sen arkadaşlıktan nasibini almamışsın ya da merhametten diyorsa birbirleri üzerinde hakkı vardır ya da yaşanmış anıları vardır. Ben Seren'in, Seren Serengil'in nasıl bir sanatçı olduğunu bilemem. Nasıl bir oyuncu olduğunu bilemem. Ama Seren'in çok iyi bir dost olduğunu biliyorum. Soyadını geçerek. Hep kötü günlerinde insanların yanında olmaya çalışan çok kalbi merhamet dolu bir insan olduğunu biliyorum. Bu yüzden bunu ona söyletenin o aralarında yaşandığı anılar ya da paylaşımlar olduğunu düşünüyorum. Benim teşriki mesaim varsa seninle Ece, seni içeri tıkmış birisiyle ben muhatap olamam. Ki özel hayatımızda biz çok sık görüşmüyoruz ama bu masada evet. Mesela beraberiz. Çünkü ona bu rağmen etiktir. Ben de çok dikkat ederim. Dikkat senin ederim. Düşmanlarına fotoğraf vermemeye, düşman değil de senin sevmediklerine fotoğraf vermemeye çalışıyorum. Ya da bir aradaysan bile göstermemeye çalışıyorum vesaire. O yüzden bu bence Seren'in çok haklı bir kırgınlığı. Caner Erkin konusunda bu arada dün ben kahvaltıya gittim bir yere. Caner Erkin de oradaydı. Son derece beyefendi ve güler yüzlü. Herkesle fotoğraf çektirdi falan. Çok son derece saygılı falan. Çok da beyefendi bir adam. İnşallah da hayırlısıyla evladını kucağına alsın. Çocuk konusunda da Demet Akalın'ın hassasiyetini bir yerde anlıyorum ama orada da haber söz konusuysa Seren'in yapacağı pek fazla bir şey yok. Seren Serengil ile Yaşar İpek ayrıldı biliyorsunuz. Dün telefonla konuştum. Yaşar ve Seren yollarını aslında anlaşmalı gibi görünüp bir yerde de bir tarafın rızası olmadan yani Seren'in nasıl söyleyeyim Yaşar'a Seren'in sevgisine inanmadı bir türlü. Bir saniye bir son dakika bilgisi veriyorsun şu an. Bu okuduğumuz evet. Bildiğimiz bir şey değil değil mi? Senden yok. Şu an duyuyoruz. Ayrılık sebebini mi söyleyeceksin? Evet. Evet. Yaşar bir türlü Seren'in ona olan sevgisine inanamadı. Seren onu çok kalpten böyle çok manevi bir şekilde seviyordu ve ona çok alışmıştı. Çok zor gününde Yaşar ona elini uzatmıştı daha doğrusu. O da o eli tuttu. Ama yeni bir ilişkisi bitmişti. Bir arada çok da bir tazeydi. Beğeni yaptı aldı evet, falan çıktı. Çok tazeydi. Özay Bakır ilişkisinden bahsediyorum. Çok taze bitmişti ama bitmişti. Yani Yaşar da bu trafiği çok iyi biliyordu. Evet yeni bitmiş bir ilişkiden çıkıp birisinin elini tutmak isteyen taraf Yaşar İpek'ti. Tutan da Seren Serengil oldu. Ama ilişki nasıl bir trafik boyu kazandı ya da nasıl bir ivme kazandı bilmiyorum. Bir türlü Seren'in ona olan sevgisine bence Yaşar inanamadı, inanmadı, istemedi. Ve dün ben bunu açıklamayacaktım tabii ama dün Özgür Aras açıklayınca artık ben işin doğrusunu söyleyeyim. Seren'in telefonunda Özay'ın annesinin mesajlaşmalarını Yaşar okuyunca bir de Seren şifresini falan hiç saklamıyor Yaşar'dan. Her şey açık açık her şey ortada. Telefon orada. O gider yemek yapar. O bakabilir. Öyle yani. Fakat telefon şöyle. Özay'ın anneannesi öldü. Hafta sonu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyor yani. Evet. Ve annesiyle de sürekli konuşuyor. Bu çok modern, bu çok olması gereken bir durum. Bir de anne yani hani ilişki bitmiş olabilir ama ve annesiyle görüşebilir o hanımefendinin. Bu çok ağır bir sınav. O yüzden bu tarz konuşmaların bile bu tarz konuşmalardan bile rahatsız olmak bu camia için biraz seni sıkıntıya sokabilir Yaşar. Çünkü bunlar yaşanılacak şeyler. Bundan dolayı mı ayrılmışlar? En büyük sorun bu. Yani bu çok büyük bir sorun. Eski ilişkilerinin annesi falan diye bir şey yok. O onun görüştüğü bir dostu oldu artık. Özay'ın annesi diye bakmıyorsun ki olaya. Cenazeye falan da gitti bu Özay'la arada. Özay'la tekrar barışabilir mi? Konuşmalarından ne anladın? Benim hissim başka. Özay'la benim konuşmamdan Özay'la aradığında hiçbir şey olmayacağını söyledi ama benim hissim başka. Kalpleri bilir. Yani Yaşar'ın da Seren'in de yolu çok açık olsun. Evet. Bu polemikte Ebru Yaşar'ın söylediğine de hiç tabii katılmıyorum. Onlar gerçekten barışacaklar tekrar.
Yaşar'la Seren mi barışacak? Demet'le Seren. Ha, Demet'le Seren. Evet. Ebru Yaşar'a. Yaşar'lar karıştı birbirine. Ha, Ebru Yaşar'a orada katılmadım, evet. Ali abicim, sen yayında mı söylemiştin? Kişi doktoruyla avukatını kimlere hizmet verdiğini bakarak seçmez mi demiştin? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. O zaman burada hani Ece ile Bircan, Seren Serengil'e hak verdiler ya, Altın Mimir'le. Yani onlar vermiş olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Mimir, farklı mı düşünüyorsun? Seren Serengil'i cezaevine atan Altın Mimir değildir. Seren Serengil'in cezaevine girmesinin sebebi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin emrini dinlememektir. Aynı şekilde daha önce de anlattım, bir daha anlatayım. Seren Serengil de bana uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir ay içerisinde ben de Seren Serengil hakkında konuşsaydım. Sen de yatacaktın. Ben de yatacaktım. Bu, oradan aldığınız kanun gereği bir taahhütname imzalıyorsunuz. Peki şikayetini geri alacağını söylemişti ya Ali abi, Seren Serengil. Aldı mı? Onu konuşmadık sonra. Almadı mı hala? Zaten süre doldu. Konuşabilirsin artık. Geri almadı. O önemli değil. Alsa da almasa da. Ben şunu biliyorum. Yani şov dünyasında 2 Ocak'taki açıklamam açık ve net. Şov dünyasında ilelebet dostluğa, ilelebet küslüğe inanmayan biriyim. Burada da bu ilişki, arkadaşlık Demet'le, Seren Serengil'le muhabbeti üzerine kim yorum yaparsa yarın taça çıkar. Tabii onun barışırlar. Için, tabii. Yorum yapmak istemem. Bunlar şov dünyasında olabilecek gelgitler. Burada dikkat çekecek bir şey vardır. Yani insanın sevgilisinin cep telefonunu ondan izinsiz karıştırıp mesajlarına bakması doğru mudur değil midir? Yani, bravo, sonuna kadar katılıyorum. Yani, şifre vesaire verilmemeli kimseye. Bir de bir vermiş. Çünkü özelin var, yani bu illa aldatıyor vesaire değil. Benim seninle konuşmalarımı da görmesin. Düşünsene. Evet. Görmesin. Şimdi masanı, şimdi İlkay'la Ali abinin bizim konuşmalarımı duyduğumuzu düşün. Ortaya koyduğumuzu düşün. Ay, neler konuşuyorlar acaba aklımızda. Ama benim eşimin adı da Ali. Onun telefonuna ben bakabilirim. O benim telefonuma bakabilir. Ya telefonlar benim, ortadadır. Ben de size katılmıyorum. Gıyabımda insanlar engelleyemez. Eşimdir, Buse de alırım. Telefonum da açıktadır. Yani bunlar da böyledir. Evet. Ali abicim. Gıyabımda isteyen istediğini söyleyebilir. Kimsenin ağzı torba diyelim üzemesin. Ece ile Bircan hakkımda yazışmalarında istediklerini söylesin. Şöyle adidir, böyle. Hiç Allah korusun, öyle bir şey yüzüme karşı biri benim hoşuma gitmeyecek. Beni buradayım. Ben reklama mı girdi? Ben telefona baktım da böyle yaptı. Hepinizin hoşuna gidecek bir haberle devam edelim ister misiniz? Cümleni bitirdin mi Ali abi? Bitirmedim. Bitir. Reklamlardan sonra söyleyeceğim. Reklam yok. Güzel bir haber var.